Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Seçim satım haline girdiğimiz şu günlerde siyasi parti temsilcilerini ekranlarımız aracılığıyla sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de farklı bir noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Şanlıurfa Milletvekili adayı Sayın Faruk Çelik'i Şanlıurfa'da yayın yapan tüm kanalların ortak yayınında buluşturuyoruz. Güneydoğu TV, Kanal Urfa, Ruha TV ve Edesa TV aracılığıyla özelde Şanlıurfa genelde de Türkiye'ye dair önemli konuşmaların ele alınacağı ve yaklaşık 2 saat süreceği bu program öncesinde de bize sosyal medya üzerinden ulaşan izleyicilerimizin sorularını da Sayın Faruk Çelik'e yöneltmeye çalışacağız. Kanal Urfa Televizyonu'ndan Sayın Kadir Çelikcan, Ruha Televizyonu'ndan Sayın Mutlu Güneş ve Edesa Televizyonu'ndan Sayın Orhan Kaya ile birlikte moderatör ben Ekrem Demirbilek. Sayın Faruk Çelik'e sorularımız olacak. Sayın Çelik hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Ekrem diliyorum. Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hem evet. Ahmet Fakı Baba için evet. Geçmiş olsun. Dün üzücü bir olay yaşandı. Evet. Bilecik temasları sonrası dönüş yolunda istenmeyen bir olay yaşandı ve Ahmet Fakı Baba ile birlikte Şanlıurfa Milletvekili ve Milletvekili adayı Sayın Ahmet Fakı Baba ile birlikte 6 yaralımız vardı. Çok şükür ki ölümcül bir kazaya sebebiyet olmayacak görüntülerdi. Neler yaşandı? Siz Fakı Baba ile birlikteydiniz Bilecik'te. Siz Şanlıurfa'ya yetişir yetişmez Fakı Baba ile sanırım basına yansıdığı kadarıyla söylüyorum. Bir telefon görüşmesi yaptığınız esnada kaza meydana geldi. Dilerseniz devamını sizden dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum Şanlıurfalı hemşehrilerime, izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Şanlıurfa'nın güzide televizyon mensubu siz değerli arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Şimdi dün akşam biz Siverek temaslarımızdan sonra Bilecik'e geçtik. Gün boyu çalışmalardan sonra Bilecik akşam sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla, bütün Bileciklerle, Bilecik'in özeti diyebileceğimiz Bileciklerle bir toplantı yaptık. Bildiğiniz gibi Sayın Fakı Baba da Bilecik'te aslen. Dolayısıyla o programımıza kendileri de katılmışlardı. Dönüşte birbirimizden biraz aralıklı bir şekilde ayrıldık Bilecik'ten. Maalesef bir aracın Sayın Fakı Baba'nın da içinde bulduğu aracın önüne geçmesiyle meydana gelen son derece tehlikeli bir tabloyu çok şükür yine hafif sıyrıklarla atlattık. Kaza anına, kaza olayına, araçlara baktığınız zaman nasıl böyle atlatıldı diye şükrediyoruz. Çok şükür ki daha kötü bir tabloyla karşılaşmadık. O esnada biz biraz daha öndeydik. Sayın Fakı Baba beni aradı. Telefon görüşmelerimiz kesildi, tekrar açıldı. O esnada onlar da hızlı geliyorlarmış. Sayın Fakı Baba telefon görüşmemizin kesilmemesi için şoförüne yavaş gitmesini söylemiş. O da hızı, şoförün ifadesi 110-120'ye indirdim diyor. O esnada görüşürken hızlı bir çarpma şeyi geldi. O sesi telefondan duyduk. Tabii telefondan duyduk. Ondan sonra kesildi. Fakı Baba konuşurken daha konuşmuyor. İğilti sesi gelmeye başlayınca bu çarpmanın kaza olduğunu anladım hemen. Telefondan yoğun bir şekilde seslenmeme rağmen yalnız iğilti sesi geliyor o kadar. O arada şoförü elde telefondan da yanı başına düştüğü için telefonu alıyor ve şoförüyle irtibatlı olduk. Sürekli hem şoförünü hem Fakı Baba'yı konuşturmaya çalıştık 20 dakika boyunca ambulans gidinceye kadar. 20 dakika sonra ambulanslar ulaştı. Biz de tekrar geri dönmüş idik. Birlikte hastaneye getirdik. Hemen tomografiler, bütün MR'lar çekildi. Çok şükür hiçbir arkadaşımız da bir hayati tehlike arz edecek bir durum yoktu. Fakı Baba'da da aynı şekilde. Bugün de hastanede kendilerini ziyaret ettik. Durumu daha iyi, düne göre daha iyi. İnşallah 3-5 gün hastanede misafir edildikten sonra diğer arkadaşlarımızla beraber taburcu olacaklar. Çok büyük geçmiş olsun tabii hem Sayın Fakı Baba'ya hem bizlere hem Şanlıurfa'ya. Bir anlık hadiseler işte. Çok dikkat etmek gerekiyor. Yani otoyol üzerinde böyle bir dönüş yapmak ne adına anlamak mümkün değil. Bir anlık gafletin getireceği çok daha acı sonuçlar
Allah korusun, çok olabilirdi. Şükür. Tabii bizde o esnada çok yoğun ter filan yorucu bir atmosferin içindeyken kazadan dolayı biz de biraz şifayı kaptık diyebilirim. Ben, onun için seyircilerimiz kusura bakmasınlar. Biraz bir gribal durum var. Size de geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Mikrofonu arkadaşlara uzatmadan önce tırnak işaretiyle bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Sizin Fakı Baba ile yaptığınız o telefon görüşmelerinin bir kısmına şahit oldum geri dönüş yolunda. Siz de dolayısıyla paniklediniz. Aslında bugün kamuoya yansıyan biçimiyle aksettirmek istiyorum. Sizin yaptığınız o telefon görüşmesi belki de hayırlı olmuş. Çünkü o 200-220 hızla kaza yapmak yerine belki de 100-110-120 hızla kaza yapmış ve hayati tehlike olmayan bir durumla karşılaştık. Fakı Baba'nın ifadesi öyle yani, hızı düşürdük çünkü telefon görüşmesinde aksama olacaktı. Yani bir hayra vesile olmuş telefon görüşmesi. O zaman iyi ki o telefon görüşmesini yapmışsınız efendim. Evet, tabii. Sayın Çelikcan. Fakı Baba'ya acil şifalar diliyoruz. Yaralara acil şifalar diliyoruz. AK Parti'ye de geçmiş olsun diyoruz. Efendim pazartesi günü basınla buluştuğunuzda, yine bu mekanda buluştuğunuzda Akçakale sınır kapısının açılması için hem İçişleri Bakanlığı'nın nezdinde hem Başbakanlığı görüşmenizin olduğunu söylediniz. Çarşamba gününde Harran'daki miting havasındaki açılışta da izleyebildiğim kadarıyla orada da o insanlara o müjdeyi birkaç gün içerisinde verebileceğini söylediniz. Orada şundan bahsettiniz. Hem buradaki esnafın durumu hem insani yardımların gitmesi noktasında kapının açılması gerektiğini, bu konuda görüşmelerimizi devam ettiğini söylediniz. Bu kapının durumu ne olacak? Beraberinde Rusya'nın Suriye topraklarında bombalama olayına girişmesi, ardından Türkiye ile beraberinde sınır hattını aşması, angajman kurallarının zedelenmesi noktasında bazı tedirginlikler oluştu. Aynı zamanda da Rusya, Türkiye'ye doğal gazın en büyük sağlayıcılarından bir tanesi. Bu Türkiye'de de bir sıkıntıya neden olacak mıdır? Şu an Akçakale kapısında yaşanan sıkıntı gibi. Şimdi öncelikle Şanlıurfa'ya tekrar bu yeni dönem için milletvekili adayı olunca bildiğimiz konular. Yani şehre yabancı olmamak güzel bir şey. 2011 yılında ben geldiğim zaman tek tek ilçeleri gezerek bilgi sahibi olmaya çalıştık ve bizzat vatandaştan bilgi sahibi olmaya çalıştık. Şimdi yani 6 ay önce bıraktığımız bir şehir, gelir gelmez benim ilk sorduğum IŞİD unsuru ortadan kalktığına göre Akçakale kapısının durumu nedir diye sordum. Kapalı dediler. Ben dedim bu olamaz dedim yani. Henüz biliyorsunuz zaten 10 gündür buradayız. Bu itirazımızı hemen yaptık. Hemen Ankara'ya döndüm. Sayın Başbakan'la ilgililerle görüştük. Netice itibariyle bugün Akçakale'ye büro açılışımız vardı. Söyledim. Önümüzdeki hafta içinde Akçakale kapısı açılıyor. Yani bu sorun bitti. Yazışmalar da tamamlandı. Bugün son nihai görüşmeye Başbakanlık Müsteşarımızı aradılar. Akçakale sınır kapısı önümüzdeki hafta pazartesi olabilir. Çarşambaya kadar büyük ihtimalle açılmış olacak. Tabii Akçakale'den bahsetmişken, Akçakale'de yapılımı tamamlanan hastanenin de açılışını pazartesi günü hasta kabulüne başlıyor. Cumartesi pazar taşınıyor ve pazartesi günü yeni hastanemiz hasta kabulüne başlıyor. Bu iki önemli olayı Şanlıurfa Akçakalelerle paylaştık. Onlar da çok beklenti içindeydiler. Onlar için hayırlı olmasını, Akçakaleler için hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca elektrikle ilgili desteklemelerin blokajı vardı. O konuyla çözüme kavuşturduk. Böylece 3 sorunu bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde çözmüş olduk. Şimdi bölgede yaşanan hadiseler sıradan olaylar değil tabii. Rusya'nın belli ki Esad'ı korumaya dönük bir gayreti, bir çabası var. Halkını gerçekten bombalayan, halkını milyonları sokaklara döken, milyonları mezara gönderen bir diktatöre savunulması konusunda Rusya ve belli ülkeler bir ittifak yapmış durumdalar. Fakat nasıl koruyacaksınız? Halkı kalmayan bir devlet devlet olabilir mi? Devletleri devlet yapan halktır. Hangi Suriyeli vatandaş Esad oradayken ben bu ülkede yaşamak istiyorum diyebilir? Yani bir altyapısı olmayan, çözüm yolu olmayan bir tabloyu Rusya şimdi dünyanın önüne koymaya başladı.
Onun da ötesinde o taraf ayrı bir olay. Yani Suriye boyutu ayrı bir olay. Belli ki daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir butik devlet, Esad'a has bir lokal bir Suriye, Suriye'nin bir parçasını Esad'a tahsis etme gibi bir yaklaşım söz konusu ise o daha başka felaketler meydana getirecek, başka problemler meydana getirecek, başka güvenlik boyutunu ihlal etmiş alanlar ortaya çıkmasına vesile olacak. Ama bunların ötesine bizi ilgilendiren Rusya'nın tüm bu işlemleri bir başka ülkede gerçekleştirirken bizim sınırlarımıza dönük tehdit oluşturacak hava sahasını kullanma konuları. Bununla ilgili en net bir şekilde Rusya Büyükelçisi davet edilerek söylenmesi gerekenler kendilerine söylendi. Arkasından NATO'nun Genel Sekreterinin sert bir açıklaması oldu. Bugün de Rus yetkililerinin Türkiye dostluk mesajları gazetelerde, medyada yer aldı. Öyle tahmin ediyorum. Sizler de izliyorsunuz. Şimdi bu olacak iş değil. Yani Rusya'nın şu anda oynadığı bu oyunu Ukrayna'ya, Gürcistan'a, Suriye'ye bu yani yayılmacı bir mantığı ortaya koyuyor ki bu anlayış Sovyetler dönemi noktalanmıştı, bitti. Sovyetler dönemindeki o yayılmacı anlayışın neye mal olduğunu, Sovyetlerin Rusya'ya nasıl bir fatura çıkardığını herkes biliyor. Şimdi tekrar böyle bir görüntü bu çağda, bu devirde kabul edilebilir bir şey değil. Çözümü gayet açıktır. Türkiye başından beri Suriye'nin demokratikleşme, yani Suriye'nin demokrasi çıtasını yükseltmesi diye bir şey, demokrasi geçişi sağlanmalıydı. Buna dünya seyirci kalmamalıydı. Türkiye bu katliamlara seyirci kalmaması için orada demokratik bir kapının aralanması konusunda Türkiye çok gayret gösterdi. Başlangıçta uluslararası güçler de evet filan diyorlardı ama sonra çark ettiler ve Suriye'yi böyle bir kaosa sürüklediler. Çare yine demokrasiye geçiştir, başka çıkış oluyor ki. Yani. Evet, Suriye'den bahsedildi, sınır kapısından bahsettik. Siz de takdir edersiniz ki Şanlıurfa'da kayıtlı Suriyeli sayısı 500 bini aştı. Bu kayıt altına alınmış olan Suriyeli. Bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün de bir açıklaması vardı. Suriye'de yaşanan bu son gelişmelerden sonra yeni bir göç dalgası bekliyorduk diyordu. Suriyelilerin Türkiye'ye göç ederken sınır komşusu olması münasebetiyle Şanlıurfa'ya en çok göç almış bir kent. Biz İller Bankası'ndan da yerel belediyelerimize de herhangi bir pozitif ayrımcılık yapılmış değil diye biliyoruz. Yeni bir göç dalgası da şu anda söz konusu. Bugün Dışişleri Bakanı'nın sözcüsünün açıklamasıydı. Yeniden Şanlıurfa yine en çok göç alan illerden biri olacak. Sınır kapısının açılması bu durumda Şanlıurfa'yı nasıl etkileyecek? Şanlıurfa'da zaten işsizlik, siz de takdir edersiniz ki, çok ciddi seviyelerde. Şanlıurfa'da gelen bu Suriyelilerle beraber istihdam konularında yine sıkıntılar yaşayacağız. Şimdi sınır kapısı açılması demek ticari faaliyetlerin orada hareketlenmesi demek. Yoksa sınırdan geçişler olmayacak. Yani sınırda kontrollü geçişler olacak. Yani belki de şu anda kayıt dışı bazı şeyler varsa onlar da kontrol altına da alınmış olacak. Bu olması gereken bir şeydir. Yani yoksa sınır kapısının açılması demek karşı taraftan insanların bu tarafa göç etmesi anlamını taşımıyor. Tamamen karşılıklı ticari taleplerin, biliyorsunuz karşı tarafta Tel Aviv, bu taraftaki vatandaşların komşuları veya daha ötelere gittiğiniz zaman aynı şekilde akrabalık ilişkileri olan bir coğrafyada ticari taleplerin gerçekleştiği bir Akçakale ve Şanlıurfa çok daha hareketliydi. Şimdi bu kesilmiş, herkes bundan muzdarip. Kamyoncusundan tutunuz da bütün esnafına varıncaya kadar. Buna bir canlılık gelmesi Şanlıurfa'nın bir kazanımıdır. Ben her defasında söylüyorum. Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde eğer Şanlıurfa Suriye olayını yaşamamış olsaydı, tersini yaşamış olsaydı, bizim kalkınma hamlemiz Şanlıurfa'da bugün çok farklı. Belki 5. sanayi bölgesini konuşacaktık şimdi. Ama maalesef o kadar büyük bir darbe oldu ki Şanlıurfa için özellikle, bütün programlarınızı alt üst ediyor, dikkatleri başka bir yere çekiyorsunuz. Kalkınmaya, işsizliği önlemeye, bir genç delikanlıya iş bulmaya endeksli yoğun çalışmamızın, teşvik politikalarımızın, Suriye politikası, bu yıkım, Suriye'deki yıkım politikası ister istemez komşu olarak bizi de etkiledi yani. Dolayısıyla öyle bir endişe yok ama meydana gelecek olan bir göç dalgası artık tüm dünyayı rahatsız eder. Ya tampon bölgesi oluşturacaksınız, işte belirlenen o tampon Cerablus bölgesi yanılmıyorsam, o bölgede tampon bölgesi oluşturup bu insanların orada ne gerekiyorsa ibadesi, iaşesi temin edilir,
Türkiye o fedakarlığı her zaman yapmaya hazır. Ama kendi sosyal dokusunu, yapısını bozma cihetinde eğer halen süreç devam edecekse Türkiye'nin bunu ila nihayet kaldırması mümkün değil. Biz kamplar, önümüzdeki hedef o. Kamplarda kalacak olan insanlar, o güvenli bölgede kalacak olan Suriyeliler, bunun dışında bizim sosyal hayatımızı, bizim ticari hayatımızı etkileyecek bir komşu hareketlenmesine Türkiye'nin artık tahammülü yok yani. O zaman da buyurun, madem burada seyirci kalıyorsunuz, buyurun denizlerden geçişler olur. Avrupalılar da yüz binleri, milyonları kabul etsinler. Evet, zannedersem en büyük göçün de Halep tarafından olacağı ve onun da en fazla Kilis bölgesini etkileyeceğini. Şu an Urfa'ya yönelik bir şey yok. Çünkü ama Raqqa'ya yönelik bir hareket olursa göçler daha çok Urfa bölgesini etkileyecek. Yani Urfa veya Kilis fark etmiyor ki. Netice itibariyle Hatay, Urfa, Kilis, Antep hepsi bizim şehirlerimiz. Yani bu yükü en ağırını Türkiye çekiyor. Ve dünya bunu gördü. Yeni bir hareketliliğin dünya tarafından eskisi gibi böyle görmemezlikten gelinmesi falan mümkün olmaz. Türkiye'de o konuda sessiz kalması söz konusu değil. Yani. Ben Orhan'dan bir ricada bulunayım. Tabii süremiz 2 saatlik süre zarfını kapladığı için biraz da yerele inersek, biraz daha Şanlıurfa ile ilgili konuşmaya başlarsak yani, eğer ben izleyicilerimizden gelen tepkiler de o yönde. Evet, öncelikle tabii şu an bu yerel bir soru. Sayın Çelik'in bakanlığı yaptığı bir konuyla alakalı. Burada şu an bir şekilde mağduriyet var ki bunu biz gördük, yaşadık, şu anda içindeyiz. Genel sağlık sigortası ile ilgili ciddi bir sıkıntının olduğu, şöyle ben hemen izah edeyim. 18 yaş üstü babası eğer G1 kapsamındaysa o çocukları, özellikle kız çocukları da G1 kapsamını alınıyor ve borçlanıyorlar. Yani bunun giderilmesiyle ilgili, çünkü 10 dönümü, 5 dönümü veya 3 dönümü veya bir traktörü olan bir çiftçi eğer evde 18 yaş üstü 3 kızı, 4 kızı veya erkeği evli değilse onlar da borçlanıyor. Baba tabii kendisini sadece sigortalayabiliyor ve o da 18 yaş altı geçerli oluyor sigortası. Burada bununla ilgili ciddi bir mağduriyet var ki biz buradaki il müdürlüğüyle de bu konuyu görüşmüştük. Böyle bir yasanın olduğunu ve herhangi bir şeyin yapılmayacağı söylenmişti. Bununla ilgili bir çalışma olacak. Şimdi bir yanlış bilgi olabilir. Bakınız 19 yaşından gün almamış olan herkes sağlık güvencesi altındadır. Yani 18 yaşını dolduracak, 19 yaşına gün almamışsa bu sağlık güvencesi altındadır. Şimdi bir düzenlemeyi Sayın Başbakanımız vaat olarak verdi. Dedi ki bir çocuk, bir gencimiz liseyi bitirdi ama üniversiteye de gitmedi. İş buluncaya kadar veya üniversiteye gidemedi. 2 yıl boyunca da yine genel sağlık sigortasından yararlanacak. Bir gencimiz üniversiteyi bitirdi, 25 yaşına geldi. O yaşa kadar sağlık güvencesi var ama 25 yaşından sonra okulu bitirdikten sonra iş bulamazsa 2 yıl daha devlet onun sağlık güvencesini primini ödeyecek ve 27 yaşına kadar veya 28 yaşına kadar sağlık güvencesine kalacak. Sizin ifade ettiğiniz şimdi bir genç kız, evli olmayan bir kız babasının sigortasından yararlandırır. Onun için bir prim tahakkuk söz konusu değil. Kızlar için diyelim ki evlendi, tekrar boşandı, döndü geldi. Yine onun için sağlık güvencesi devam ediyor. Aile ebeveyni üzerinde devam ediyor. Kız çocuklar için böyle bir pozitif ayrımcılık var. Borçlanan da var şu an. Yani babasının üzerinde evli de değil, borçlanan da var ki yani geçenlerde ben de şahit oldum. 3 kızının her birisine yaklaşık 3-4 bin lira gibi bir prim borcu birikmesi var. Babası da G1 kapsamında. Şimdi yani ayrılıkları bilemiyorum, sihri bağlılıklarını bilemiyorum ama kız çocukları babasının sigortasından sağlık güvencesine yararlandırırlar. Onlar için yeni bir borçlanma söz konusu değil. Evlilikleri halinde o zaman kendileri için G1 ve benzeri basamaklar uygulanmak durumunda. Ama evlenmedikleri sürece sosyal güvence ve sağlık güvencesi altındadır. Evet, bir de sizin dediğiniz bir başka şey de olabilir. Yaklaşık 3 milyon kişi gelir testine girmemiş. Ayın 30'unda sondu biliyorsunuz, geçtiğimiz ayın 30'unda. Evet, 6 aylık 2 dönem uzatmıştık onları. Evet. Son güne bıraktı vatandaşlarımız gelir testine girmek için.
daha yüksek yerden prim tahakkuk etmemesi için, yani 300 TL ödememek için, belki de 40 TL 50 TL ödeyeceklerine 300 TL ödememek için gelir testine girmesi gerekiyor. Veya asgari ücretin 1/3'ünden az geliri olduğu için hiç prim ödememesi gerekiyor. Onun sağlığını devlet karşılayacak belki de. Onun için gelir testine herkesin girmesi gerekiyor. Neden? Türkiye genel sağlık sigortasına geçti. Herkes sağlık güvencesi altında. Ya sağlığını devlet ödeyecek, ya kendisi 50 lira ödeyecek, ya 73 lira ödeyecek, ya 150 lira ödeyecek veyahut da bir yerde sigortalı çalışacak. Bağkurlu çalışacak yani. Yani herkese bir çıkış yolu var. Burada bir sistemde bir yanlışlık yok. Sistem doğru bir sistem. Kız çocuklarımız için pozitif ayrımcılık var. Evlenmedikleri sürece babasının sağlık güvencesindedirler. Ama diğer çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra da ikisi 2 yıllık bir imkanı kendilerine şimdi tanımış olacağız. Evet, bir de Akçakale Devlet Hastanesi'nin biraz önce artık hasta kabulüne başlayacağını ifade ettiniz. Bir de sürekli konuştuğumuz Ceylanpınar, bir de Hilvan. Hilvan'ın suyu, Ceylanpınar'ın da tapusu. Evet. Müjdelendi, söylemiştiniz. Biz de basından takip ettiğimiz kadarıyla. Bunların müjdesi veya net tarihi... Şimdi Orhan Bey şöyle... bir şey ilave edeyim. Şu an göçerler. Tabii. Bize de mesaj çekmişler. Bu programı izliyorlar. Sizden acaba tapuları ne zaman alabiliriz diye beklentiler var. Şimdi şunu ifade edeyim. Ceylanpınar'ın tapusu kanunla ilgili bir şey idi. 100 yıllık bir sorun. Ceylanpınar'ın tapusu yok. Şimdi konuşan siyasetçiler var şimdi, bakınız. Şimdi ben dikkat ederseniz burada bulunduğum sürece hiçbir siyasi dalaşma için olmadım yani. Doğru da bulmuyorum. Memleketin huzura ihtiyacı var. Barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Yani bakıyorum rastgele konuşmalar yapılıyor. Deniyor ki mesela birisi diyor ki efendim diyor makyaj işler yapılmış diyor. Bakınız ben Şanlıurfalı değilim bakınız. Ama Şanlıurfa sevdalısı bir insanım. Ceylanpınar'ın 100 senelik tapu işini niye çözmediniz? Niye çözülmedi? Yeni bir hükümet kuruldu Türkiye'de. 100 yıllık hükümet yok mu? 100 yıllık hükümet yok mu? Var. Ceylanpınar'ın tapu işini çözdük. Meclisten kanun geçti ve şimdi Ceylanpınar'ın kadastral çalışmaları yapılıyor. Tabii tapu olmayınca ne demek? Şimdi her yerleşim yerini tapu kaydına alacaksınız. Kaç metrekare, kaç katlı ev. Bunların hepsini tek tek kayıt altına çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla şimdi Ceylanpınar'ın tapu sorunu artık yok. Zor olan neydi? Kanunu çıkarmaktı. Kolay olan ne? Şimdi burada kendi şehrimizde tapu kadastro çalışmaları yapılıyor ve Ceylanpınar'da oturan her vatandaşımız kendi evinin tapusunu alacak. Kendi bahçesinin tapusunu alacak. O iş bitti. Tapuyu alayım diyor. Doğru ama çalışma bitecek ki bir evden ibaret değil ki, 100 ev değil ki, bütün Ceylanpınar. 100 yıllık Ceylanpınar'ın oluşan bütün yapıları ve arsaları şimdi tek tek şahıslar üzerinde kayıt yapılıyor. Ve o kadastro çalışmanın sonunda da tapulanacak. Yani tapu sorunu yok. Göçerlerle ilgili tapu sorunu bitti. Ama göçerlerle ilgili belli sayıda göçerler diyor ki 2007 yılında yapılan tespitler diyor yanlıştır diyor. Biz açık söyleyeyim, göçerler dinliyorlarsa, onlarla ilgili de iki kez kanun çıkardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta Şanlıurfa'ya çalıştı, onu da size söyleyeyim. Bu kanun çıktı. Şimdi 100 kişi veya 150 kişi yanılmıyorsam kendilerinin de tapu sahibi olmaları gerektiğini iddia ediyorlar. Yoksa biz diğer 600 haneyle ilgili tapu işlemi bitti. Tapular elimizde. Şimdi burada bir haksızlık yapmayalım. Acaba onların da hakkı var mıdır diye müfettişlere bu araştırmayı yaptırıyoruz. Gerçekten onlar da hak sahibi ise onlara dönük bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Değillerse mevcut tapular hazır. Onların da işlemleri tamamlanmış bulunuyor. Hilvan'a gelince, Hilvan'da da karayollarla ilgili bir sorun vardı biliyorsunuz. Karayollar istimlakleriyle ilgili sorun vardı. O da meclisten kanun geçirerek 400 hanenin yanılmıyorsam veya 400 kişinin karayollarıyla ilgili ihtilafı hacize dönmüş idi. Onları hacizden kurtaracak yasal düzenlemeyi gerçekleştirdik. Ve şimdi altyapı sorunlarını Hilvan'ın bitirdik. İçme suyuyla ilgili malum o önemli bir projeydi. Orada müteahhitle ilgili bir sorun yaşandı. Maalesef bazen kırımları fazla yapıyorlar.
bazen başka unsurlar devreye giriyor ve bu müteahhitlerden de bir sıkıntı yaşadığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Müteahhitlerden kaynaklanan bir sıkıntı şimdi giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanımızla Hilvan'a gittik ve orada 15 gün ayın 15'inde Hilvan'ın suyu musluktan akacak dedik. İnşallah önümüzdeki günlerde gidip Hilvan'da suyun aktığını bütün Hilvanlılara müjdelemiş olacağız. Sayın Çelik, kısa burada bir reklam arasına girmemiz gerekiyor. Dilerseniz çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ceylanpınar'dan bahsettik. Ceylanpınar'ın yukarı Doruklu köyü var. Muhtarı da Halit Daktekin'di yanlış hatırlamıyorsam. 1963 yılında köylerine okul yapılmış. Okul çok harabe durumdaymış. Okulun ya onarımı ya da bir yeni bir okulun yapılması noktasında istekleri var. Muhtarımıza selam ediyorum. Çok kolay o. Biz biliyorsunuz 400'ün üzerinde okul yaptık. Yer bulununca yaparız. Eğer mevcut okulun rehabilitesi gerekiyorsa memnuniyetle sizden notu alırım ben. Hemen onun rehabilitesini yaparız. Bugün AK Parti SKM medya tanıtımından çıkan bir haber var, dikkatimizi çekmişti. Twitter üzerinden size ulaşan öğretmenlere hemen yardım elini uzatıp okulla ilgili bir girişimde bulunmuşsunuz. Evet. Aslında bu sorunun cevabı o servis edilen haberde saklıydı diyelim ve reklam arasına gitmemiz gerekiyor efendim. Sevgili izleyiciler, Sayın Faruk Çelik'te sorularımız devam edecek. İkinci bölümde biraz daha Şanlıurfa'yı, biraz daha yereli konuşmak üzere görüşelim.